Misafirlerimiz Uşak'tan geldiler. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün Büyük Taarruz Şehitlikleri'ni gezdiniz. Neler hissettik hocam? Tarihi tekrar yaşadık. Her çocuğun gelip görmesi gereken, tarihini bilmesi gereken alanları gördük. 137 bin şehide dualar ettik bölgemizde. Evet, dualar ettik. Size de teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam, ordunun ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri dedik. Ne mutlu evet. Türk'üm diyene dedik. Orada evet. Bir kez daha Türk olmanın başkomutan Mustafa Kemal'in yerine geçtik. Bir dakikalığına sembolik olarak. Evet. Ne hissettik hocam orada? O anların gururunu yaşadık. Tekrar yerinde gördük somut olarak. Şehitlerin andık. Hem andık hem yaşadık. Herkesin bu duyguyu yaşaması gerekir. Teşekkür ediyoruz herkese. Rica ederim. Evet hocam, bugünkü grubumuzdaki en fazla mağdur olan, gazi olan öğrencimiz sizin oğlunuz. Neler hissettik hocam? Ben veli olarak değil de öğretmen olarak aslında tarihi sevmemiz için, daha anlamlı öğrenebilmemiz için kitaplarda teorik olarak kalmaması gerektiğini, burada savaş anında yaşananları hikayeleriyle, insan öyküleriyle birlikte çocuklara vermek gerektiğini gördüm aslında. Bu şekilde hem milli değerlerine sahip çıkabilecek hem vatanını gerçekten sevebilecek çocuklar yetiştirebiliriz. Bu vatan hepimizin ve elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Bütün Türkiye'ye bir çağrı yapalım hocam. Herkesi şehitliklere, özellikle Dumlupınar, Kocatepe hatlarına sahip çıkmaya, korumaya ve bunları genç kuşaklara sevdirerek aktarmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Herkes elinden geleni yapmalı. Teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tabii ki hocam. Bu vatan, bu topraklar kolay kazanılmadı. Kolay bırakmayalım. Teşekkür ettik hocam.